Evet efendim, ana haberde gündem başlıklarımızdan biriydi Şampiyonlar Ligi finali. Emin'le herhalde en son Dünya Kupası'nda bu da buluştuk değil mi? Yarı finaldi. Öyle mi? Tabii. Tamam, bayağı uzun zaman olmuş. Haber merkezinde karşılaşıyoruz ama stüdyoda bir araya gelmeli bir hayli zaman geçti. Birazdan konuşacağız ama önce bizi Yalın Onat Ergör bekliyor. Başakşehir Olimpiyat Stadyumu'nun hemen önünde. Notlarını alalım, sonra Emin'le konuşacağız. Yalın, sendeyiz. Bütün dünyanın gözü yarın Türkiye'de olacak bu Şampiyonlar Ligi maçı için. 52 bin yabancı taraftar, 70 bine yakın taraftarsa stadın içinden maçı takip edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, yine dışarıdaysa 20-25 bin kişinin maçı takip etmesini bekliyoruz. Ve yine bugün burada hareketlilik başladı ki sabahtan başlamıştı aslında. İstanbul Valisi Davut Gül de stadı ve çevresini ziyaret etmişti. Yine stadın çevresinde de insanlar gelmeye devam ediyor. Hem onları yönlendirecek, taraftarları yönlendirecek görevliler de yerlerini alıyorlar. Onlar da bayrak asıyorlar. Stadın tabii bir kısmı Inter'e, bir kısmı da Manchester City'ye ayrılmıştı. Bizim bulunduğumuz kısımdan Inter taraftarları hem giriş hem çıkış yapacaklar ve onlar da gidecekleri yerlere, yine metroya ve ring araçlarına buradan gidebilecekler ki 500 İETT otobüsü de burada görev yapacak, taraftarları taşıyacak. Hem spor severlerin hem de İngiliz ve İtalyan taraftarların heyecanı da şimdiden, bugünden başladı. Çevrede biz İngiliz taraftarları ve İtalyan taraftarları da görüyoruz. Onlar da marşlarını söylüyorlar ve yarınki karşılaşmayı bekliyorlar. Şampiyonun belli olacağı maçı bekliyorlar. Hemen yine sağ tarafımızda da bu kısımda Şampiyonların Köyü olarak çevireceğim bir nokta kuruldu. Orada da teknik heyetler yer alacak ve dünya basınından çok sayıda basın personeli de burada şu anda stat çevresinde hem keşif yapıyorlar, hem nereden doğru bir açıyı bulabiliriz diye bakıyorlar, hem de canlı yayın araçlarını yerleştirdiler ve buradan da naklen yayın için o araçlarda hazır. Tabii bir güvenlik önlemleri de alındı. 15 bin emniyet personeli burada görev yapacak yarın ve bugün 8 itibariyle de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Maç sonlanıncaya kadar da o kısımlar kapalı, o yollar kapalı kalacak ve yine burada da güvenlik önlemleri şimdiden başladı. Yaka kartı soruyorlar. Yaka kartı olmayan da stadın etrafına, çevresine almamaya özen gösteriyor buradaki görevliler. Tabii dediğim gibi dünyanın gözü bu maçta olacak. Spor severlerin gözü bu maçta olacak. Yarın 22'de burada karşılaşmayı hep beraber takip edeceğiz diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Peki Yalın, teşekkür ediyoruz. İstanbul 23, Galatasaray'ın 23. şampiyonluğuydu değil mi? Evet. Öyle aklıma geldi birden. Sen hangi takımlıydın? Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlısın. Tabii seni çok etkilememiştir Fenerbahçeli olmaması bile. Ben ikisini de tutmuyorum bu arada. Senin spora yaklaşımını biliyorum. Peki. Yaklaşamayışımı biliyorsun. Ben söyleyeyim sana artık onu. Niye Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor bu maçlar? Tam bunları... Kapasiteden dolayı. Şampiyonlar Ligi finali gibi organizasyonların 60-65 bin kişinin üzerindeki statlarda oynanması gerekiyor. Türkiye'nin de bu kapasiteyi karşılayan tek stadı Olimpiyat Stadı. O yüzden buraya zaten başvuru yapılırken tek bir statla başvuruluyor. Dediğim gibi yani Saracoğlu, İnönü ya da Türk Telekom bu kapasiteli değil. Kapasiteyi karşılamıyor. Etrafı kapatılmış sanki stadın, bu rüzgar meselesiyle ilgili. Kuzey ve güney, kale arkaları dediğimiz stadın ilk yapıldığı dönemlerde en çok eleştiri alan konusuydu rüzgar panelleri. Çünkü gerçekten sahadaki oyunu etkiliyor. 2005 finalinde paneller yoktu. Ama daha sonrasında lig maçlarında görüldü ki bunu tedbir almak gerekiyor. Geçen sene kapatıldı ve şimdi çok daha futbol uygun bir ortam var. Biliyorsun 2019-2020'de biz ev sahipliği yapacaktık. Pandemi etkiledi. Evet, pandemi oradan etkiledi. Lisbon'a alınmıştı. Peki güzel. İstanbul'da final. Hangi takım kazanırsa kazansın kupayı bir Türk futbolcu kaldıracak. Doğrudur. Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan. Takımın kaptanı. As kaptanı. Hakan Çalhanoğlu A milli takımın kaptanı. Inter'de de 3 kaptandan bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. İkisi de son 2 ayda takımlarının en formda isimlerinden. İlkay biraz daha öne çıkıyor. City gibi bir takımda kusursuzluğu arayan bir teknik direktör Pep Guardiola'nın takımında o kusursuzluğa en yakın isim. Sağdakilerden bir tanesi.
City favori, onu söyleyelim hani, kağıt üzerinde, kadro kalitesi, oynanan futbol, yarı finalde son şampiyon Real Madrid'i rövanş maçında 4-0 yenip belki de son yıllarda en baskın futbolla kazanan bir takımdı. City'nin favori olduğunu, ilk ayında o takımın as isimlerinden biri olduğunu söyleyelim. Hakan Çalhanoğlu çok istiyor. Biraz önce basın toplantısı vardı. Inter şu anda Olimpiyatlarının son antrenmanını yapıyor. Şu ifadeyi kullanmış. Acı çekmeye hazırız. Her şeyimizi vereceğim. Ben daha önce tarihe geçtim diyor. Orada İngiltere'ye gönderme yapıyor. İngiltere'ye A milli takımlar seviyesinde gol atan ilk Türk futbolcu. Yine gol atacağım, kazanacağız diyor. Hakan Çalhanoğlu. Sen hangisini tutuyorsun burada? Bir hissim yok. Inter kazansa da mutlu olacağım. City kazansa da o yüzden... Hangisi kazanır Emin? City favori. City senin favorin mi Emin? City. Tamam. Yani şey, senin favorin ne? Tamam, sen City'yi tutuyorsan bunları. Ben de Inter'i tutuyorum. City'yi tutmuyorum. Sadece tabii yani. Dediğim gibi. Tamam, nasıl gitmiş oluyor bu iş? Niye favori City? Bakın burada göreceksiniz. Ben Inter'ciyim. Yarın ana haber yok galiba. Olmadığı için pazartesi. Pazartesi konuşuruz. Şimdi sayılar, bu sezonun sayıları. Mecbur bana Inter kaldı. Dünya Kupası'nda da Arjantin demiştik biliyorsun. Evet. Orada tutmuştuk. Sen de aynı şekildeydin. Orada evet. Ayrışmamıştık ama. Dur bakalım. Orada şey gitmişti bizden. Neyse söylemeyeyim şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde biz niye City'yi favori olarak söylüyoruz? 31 gol attılar. 5 gol yediler. 12 maç yenilgisizler. 7 galibiyet, 5 beraberlik. Inter 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgileri var. Grup aşamasında Bayern Münih'ten aldılar bu yenilgileri. 8 maçta kalelerini gole kapattıklarını hatırlatalım. Yani bir İtalyan takımı. Şöyle bir tablo var yani. 31 gol atmış, 5 gol yemiş, 19 atmış, 10 yemiş. Çok golcü bir takım. Ligin, Şampiyonlar Ligi'nin en golcü takımı ve en az gol yiyen takımı bir tarafta. Gollerin 13'ünde 12 gol, 1 asistle Erling Haaland diye bir isim var Akif. 22 yaşında bir Norveçli. Görmüşsündür benim mutlaka. Benim oğlanların favori topçusu. Tamam. Sen o zaman delikanlılara sor bakalım. Onlardan bahsediyorum. Onlar çok iyi biliyor. Inter, sayılara aldanmayalım. Finaller tek maç. 90 dakika olmadı, 120 sonrası penaltılar. O yüzden her şey değişebilir. 2005'i düşündüğümüzde soyunma odasına 3-0 geride giden Liverpool döndüğünde 3-3'e getiren, penaltılarda tarihi yazan, Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi finalini oynatan iki takımdı bize. Beklentimiz aynı şekilde ya da ona benzer olması ama dediğim gibi City'nin kağıt üstünde favori olması işi biraz değiştiriyor. Peki Şampiyonlar Ligi performansları böyle. Bunlar, büyükelçiler de rekabet... Buyur, bir şey doğru. Şunu da söyleyelim hani bu sayıların içinde biz Hakan İlkay'ı söyledik ama bir tarafta Haaland söyledik. Inter'de Lautaro Martinez diye bir Arjantin'i var. Dünya Kupası'nı kazandı. Çok formda. Onu da es geçmeyelim. Peki büyükelçiler de burada söz senin. Meseleye dahil oldular efendim gayet samimi bir diplomasiyle. İngiltere Büyükelçisi, merhaba Sayın Büyükelçi Margiotti. Bu hafta sonu İstanbul'da büyük bir maç olduğunu duydum. Sizi orada görebilecek miyim dedi. Ve İngiltere bayrağıyla İtalya bayrağını yan yana paylaştı. Yani futbol topu, uçak, stadyum vesaireyle birlikte emojiler arasında. Marapoli ise tabii ki Jill Morris diyerek bu maç kaçırılmaz, iyi olan kazansın dedi. Top kupa ve İtalya bayrağı paylaştı. Forza Inter. Evet, Forza Inter yazdı. Yani tarafını belli ediyor. Tarafı zaten belli de yani İngiltere bayrağı paylaşmamış İtalyan. Böyle fitness okuyor gibi oldum ama büyükelçiler arasına. Sen onu, ben onu söyledim. Paylaşmış şimdi İtalyan bayrağını. Ama İtalyan büyükelçi İngiltere bayrağını paylaşmamış. Olay bu. Buradan siyasi bir krize gider mi? Yok canım, öyle bir şey olmaz. Yani bizim de öyle bir niyetimiz yok zaten ama söylemiş olduk sadece. Şimdi şöyle Taksim. Bu nedir? Ha evet. Şimdi bu da benim. Bunu da istersen anlat. Beraber konuşalım Hakim. Tamam. Şimdi para kazanacağız. Finaller deyince ekonomi işin içine giriyor. 3 günlük 85-75 milyon euro. 80 milyon dolarlık bir harcama yapması bekleniyor. Yaklaşık Sayın Valinin açıklaması üzerinden devam edelim. 70 bin yabancı turistin olmasını bekliyor İstanbul'da. Toplam bırakacakları para 75 milyon euro. Ekonomistler bunu söylüyordu. Günlük 855 euro harcaması bekleniyor.
çok yüksek bir rakam. Mümkün mü ya? Avrupa'dan gelen turistler burada çok para harcamıyorlar ya, o yüzden. Mevsim 855 euro şu anda, euro 25 lira. Ama onlar için onlara göre esnafımız onlara göre mi hazırlandı? Onlara göre hazırlandı. Çok bu da bizim işte bir sorunumuz ama. Son 10 yıldaki Şampiyonlar Ligi finallerinin şehirlerinin gelirleri, kazançları incelendiğinde bunlar ortaya çıkmış. Onu söyleyelim. Ben bu 2017'de bu 3 gün boyunca harcayacakları para mı 855 euro? Bir turistin evet. 3 günde bir turist 855 euro harcayacak. Evet. Çok ha, imkansız geliyor. Konaklama var. Doğru. Konaklama var. Konaklama. Konaklama ve ulaşım dahil diyor. Tam olur. 3 günde olur mu? 3 günde 855 euro yiyecek, içecek, konaklayacak, yoksa harcayacak. Yoksa neyse olmaz diyecektim yani. 855 Yok, euro ne kadar yapıyor? Yoksa şimdi boğaz hattını gezmesi lazım. 20 bin lira para yapar. 3 günde 20 bin lira harcamak için uğraşmak lazım. En fazla konaklama, yeme içme ve ulaşıma harcayacaklar. Burada giyimin ön plana çıkacağını söyleyelim. Formaların, ürünlerin, takımlara ait ne varsa store olarak bildiğimiz durum. Şehir ekonomisinin toplam katkısı 200 milyon euro. O nasıl oluyor? 200 milyon euro şehir ekonomisine katkısı. Burada, reklam, bunu biz 75 milyon euroyu tamam, görmüştük. Sonrasında bu geliyor. Azalcığım bu nasıl oluyor? Kıymetli editörüm. Peki. Ne diyor? Muhabirimiz yetkililerle konuşmuş. Onların muhtemel bu şeydir. Bu arada Özgür'ün haberiydi. Evet, doğru. Hayır, şu katkı şey oluyor ya bile beraberinde. Yani o şehre kattığı değer, sonrasındaki etkisi toplam, yani işte Katar'da Dünya Kupası üzerinde de konuşuldu. Yani kupada kazanılan şu para, olabilir. Reklamı, ülkenin tanıtımı ve onun ülkeye kattığı değer vesaire gibi şeyler. 3 gün burada olur ama rezervasyonu da biliyorum. İngilizler 4 gün, İtalyanlar 6 gün daha kalıyor. Gün rezervasyonlar daha kalıyor. Var. Araya gideceğiz. O ekonomiyi böyle değerlendirebiliriz büyük ihtimalle. Peki.